bakıyoruz. Şimdi konut sektörünün sesi olarak birazdan tekrar bu konuya sizin cephenizden bir bakış alacağız. O zaman şöyle yapalım. Türkiye'deki konut kredilerini bir tanımaya çalışalım. Bir bankacı da varken yanımızda. Benim elimdeki notları vereyim. Siz lütfen Evet. eğer benim yanlışım varsa düzeltin. Biraz önce bahsettik, Ömer Bey de söyledi. %5.2'deyiz toplam gayri safi milli hasıla oranı. Peki %5.2 neye tekabül ediyor? 57.2 milyar dolarlık bir konut kredisi. 57.2 milyar TL'lik bir konut kredisi var. Ve konut kredisinin vadesinde uzun vade %67.5'ta, kısa vade orta vade %32'de. Ortadan kastım 60 aya kadar, 5 yıla kadar ve 5 yıldan sonrası %67.5'ta. Yani Türk halkı uzun vadeli kredi tercih ediyor gibi gözüküyor. Bir de son not, demin Ömer Bey söyledi. 2002-2003'lerde aylık Türk lirası faizi %6'lardayken konut kredisi yok dedim. Sadece 2009'da konut kredilerin aylık ortalama oranı %2.1 iken 2010'un sonunda bu %1'e düştü. Yani 2 yıl içerisinde bile ciddi bir düşüş var. Şimdi bu minvalde bakıldığında siz 30 yıllık krediye de yavaş yavaş gelmeye başlayacağım. Türk halkı hızlı bir şekilde mi girdi konut kredisine? Tanıştı, sevdi ve hızlı bir şekilde kullanmaya mı başladı? Aslında çok ciddi bir ihtiyaçtı. Çünkü iki tercihiniz var. Ya 55 yaşına kadar para biriktirip 55 yaşında ev sahibi olacaksınız. Ya da daha genç yaşlarda bu tür kredilerden ya da müteahhitlerin sunduğu taksit olanaklarından faydalanarak ev sahibi olacaksınız. Buradaki tercih aslında çok net. Daha önce olmayan şey düşük faizlerdi aslında biraz da. Hem tüketici alışmaya başladı faiz kullanmaya. Evet. Hem de faizlerin %20'lerden 30'lardan %10'lara 12'lere düşmesi çok ciddi bir şekilde o kredileri ödenebilir hale getirdi. Aylık kira öder gibi ev sahibi olma şansınız var. Ama hala Türkiye milli gelirinin içerisinde kaç kişi bu kredileri kullanabiliyor diye bakarsanız ortalama vade 7 sene deyin. 7 sene vadede bu kredileri ödeyebilecek olan gelir seviyesine sahip olan insanlar hala nüfusun toplamının %20'si. Evet. Yani dolayısıyla hani konut sektör kredisi piyasası büyür mü diyorsunuz? Büyür. Ne zaman? Faiz oranları düşüp vadenin uzamasıyla. Zaten bizim de yapmaya çalıştığımız şey vade uzamasıyla o kitlenin sayısını arttırmak. Bizim 30 yıl verdiğimiz krediyle o %20 %30 aralığında olan bu evlere ulaşabilecek olan insan sayısı bir anda %50'ye çıkıyor. Yani 10 milyon kişiden bahsediyoruz. 10 milyon kişi daha potanın içine girip taksitle ya da krediyle ev sahibi olma imkanına kavuşma durumuna gelecek. Tabii bu tür krediler yaygınlaştıkça, diğer kurumlarda verdikçe bu kitle de bundan faydalanıp gayrimenkul sektörüne gelecek. Peki Ömer Faruk Bey, şunu da sormak istiyorum. BDDK diyor ki bazı bankaların %75'lik o kesmiş ol, %75'ten daha fazla toplam ev fiyatının %75'ten daha fazla kredi kullandırmaması lazım. Ama bazı bankaların bu konuda uygulamaları var diyor. Aynı soruyu size de soracağım Bahadır Bey, aslında bir bankacı olarak, ama siz sektörde bu tür uygulamaya çok rastlıyor musunuz BDDK'nın şikayet ettiği kadar? O bankacılarla ben daha karşılaşmadım. Ben hiç görmedim diyorsunuz. Ben hiç görmedim. Yani bize gelmediler daha. Peki. Şu ana kadar bizim kullandırdığımız kredilerde %55'ini müşteri kredi kullanıyor. Hala müşteri %100'ünü değil %75'ini bile hala kullanmak istemiyor. Bir miktarını hala kendi ödemek istiyor. Onun için %100'ü ben ancak şöyle düşünüyorum. Faizler düşmeye başlayınca insanlar kira ödememek için oturduğu evi satın almaya çalışıyorlar. Belki o kredilerde ikinci el ev alış satışlarında bu krediler konuşuluyor olabilir. Ama proje üzerinde yapılan satışlarda ben daha görmedim. Bizim projelerimizin hiçbirinde %75 bile daha olmadı kredilerde. Bu çok önemli. Siz diyorsunuz ki birinci elden proje üzerinde satılan evlerde %55'e yakın kendi imkanlarıyla ödüyorlar. %45-50 maksimum kullandıkları kredi oranı. Tam tersi. 55 kredi kullanıyorlar, %45'ini kendileri ödüyorlar. Peki sizde 55 kredi oranı. O zaman dönelim bir bankacıya soralım. Bankacıların gözüne bakıldığında bu %75'i aşma oranı ne kadar sıklıkta oluyor BDDK'nın altını çizdiği kadar yoğunlukta karşılaşıyor musunuz bu tür tekliflerde? Şöyle, zaten ortalamada %50-55 civarında kredi kullanma oranı, ev değerine oranla. Yani bütün bankacı... Siz aynı oranı zaten aynen görüyorsunuz. Aynen öyle. Tüketicinin davranışı çok fazla değişmiyor zaten banka tarafında da. Bu %100 kredi kullanma meselesi, yani bir esnaf ya da bir para kazanan insan düşünün. Ayda 10-15 milyar lira para kazanıyor. Aylık taksiti 1000 lira olan bir kredi ya da 2000 lira bir kredi aldığı zaman bankacıların tabii ki ona daha fazla kredi verme iştahı oluşuyor. Ama evet, kredi verilen kişiler, istisnai olarak konuşuyorum, bu tür kişilerin bu kapsamda olduğunu ben daha çok görüyorum. Yani onun için burada risk yaratıcı bir şekilde Amerikan örneğine bakarak ya da Avrupa örneğine bakarak %110 krediler dağıtılıyor, bu krediler geri gelmeyecek gibi bir
mesaja daha çok yolumuz var gibi geliyor bana da. Peki bu noktada tekrar size döneyim Ömer Faruk Bey. Genel olarak hani Türkiye'deki inşaat sektörünün de Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şunu da ifade edelim. İnşaat sektörünün büyüklüğü 2009 yılında 23.6 milyar TL iken 2010 yılında 30.2 milyar dolara çıktı. Özür dilerim. Diğer dolarda 23.6 milyar dolardan 30.2 milyar dolara çıktı ve 1.4 milyon kişi istihdam ediyor son verilen verilere göre. Bu anlamda inşaat sektörünün büyüklüğünü bir parametre alsak, banka, kredi, bu zincirin işlemesi ne kadar önemli? Eğer bu zincirde BDDK'nın aldığı önlemler ya da diğer önlemlerle bir miktar frenleme olursa bundan sektör ne kadar etkilenir? Ben sizin söylediğiniz inşaat sektörünü tüm rakamlarıyla söylemeyeyim de konut verileriyle buyurun söyleyeyim. Türkiye'de 500-600 bin adet arası her yıl konut yapılıyor. Mesela kredilerin yükselmesine de baz alabilirsiniz. 2002 yılında 200 bin konut yapıyordu sektör. Ne kadar konut yapıyordu? 200 bin 200. konut yapıyordu. Şimdi 600 bin konut yapıyor. Yani 3 kat büyümüş. 2010 yılı sonu verisine göre de alınan inşaat ruhsatı sayısı 800 bine çıkmış. Yani %60 daha büyüyecek önümüzdeki dönemde konut sayıları. Buradaki işsizlik oranını ben şöyle hesap ediyorum. 1,4 milyon inşaat sektörü işçi çalıştırıyor ama sektörün bir kısmı da kayıt dışı çalışıyor. O kayıt dışı da en az o kadar insan çalışıyor diye ben düşünüyorum. Evet. Eğer bu inşaat sektörünün tamamı belli kriterde kayıt içinde olur ise o zaman çalışanların sayısı iki kat daha artacaktır. Şöyle örnek vereyim. Küçük bir apartman yapıyorsunuz bir mahallede. Orada bir taşeron var, orada bir işçi var. Geliyor, işçi çalışıyor, yevmiyesini alıyor, gidiyor. Üç günlük, beş günlük çalıştığı için de sigorta meselesi konuşulmuyor. Adam aslında çalışıyor ama fiilen işsiz gözüküyor. Bu kayıt içine girerek zaman içerisinde bu işçi mesafesi büyüyecektir. Kredi boyutuna gelince 2002'de sıfır olan kredi 200 bin konut yaparken 600 bin konuta çıkınca 70 milyar TL'lere çıktı. 800 bin konut sektör satmaya başlayınca bu rakam doğal olarak çok daha büyümesi lazım. Meseleye ben şöyle bakıyorum. Konut kredisi kullanan insanların krediyi ödemedeki sadakatine bakıyorum ben. Ki oldukça yüksek konut kredisinde bu. Bütün kredilerden yüksek. Konut kredisi alan insan, az önce söyledim, Türk insanının bir sosyolojik yapısı var. Evet. Türk insanı evindeki borcunu ödeyip sahip olmak istiyor. Onun için bir sıkıntıya düştüğünde önce evinin borcunu ödüyor. Evet. Konut kredilerindeki problem oranı diğer kredilerin hepsine bakarsanız en düşük.